Evet Can Okanar, dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali yatırımlarından bir tanesindeyiz. Konya Karapınar'dayız. Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji hedeflerine çok büyük katkı sunması beklenen o santraldeyiz ve birinci fazı tamamlandı. Aynı zamanda SCADA merkez binasının da temeli atıldı bugün. Üç bakan katıldı. Çok özel bir konuğumuz var yanımızda. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Kalyoncu. Öncelikle hoş geldiniz efendim yayınımıza. Sağ olun, size Karapınar'a enerji üretim tesisinize hoş geldiniz. Öncelikle ne kadarlık bir alan üzerine kuruldu efendim? Proje hakkında genel bilgiler alabilir miyiz? Şu an üzerinde bulunduğumuz alan, yani Konya Karapınar Enerji Üretim Santrali Merkezi'nin büyüklüğü 11 kilometreye 3 kilometre. Yani 2600 futbol sahası büyüklüğünde bir arazide ve uzaydan görünen, şu an görmeye başlanan, bittiğinde dev bir eser olarak uzaydan görünecek bir alan üzerindeyiz. Ne kadarlık bir yatırım yapıldı efendim ve tamamlandığında hangi seviyeye ulaşacak bu yatırım miktarı? Şimdi üzerinde bulunduğumuz alan Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali. Bundan öncesi şu var, onu anlatmak istiyorum. Geçen sene Ağustos ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ankara'da Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı kurduk ve açtık. Ağustos ayında açılışını yaptığımız fabrikamız 4 fabrika bir arada ve Ar-Ge merkeziyle birlikte geçen sene bitti. İlk panelini üretti. Aynı gün ilk panelinde burada montajına başladık. Fabrikamızın yatırım değeri 400 milyonlar para yattırdık fabrikamıza. Konya Karapınar'ında yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar dolar bulacak. İki yatırım toplam tutarı 1 milyar 400 milyon dolar olacak. Tabii pandemi döneminde dünyada ekonominin bu kadar küçüldüğü bir dönemde biz ülkemize gerçekten çok büyük bir hizmet ediyoruz. Hem yenilenebilir enerji, iklim değişikliği olan bir dönemde, hem teknolojik bir yatırım Ankara'daki fabrikamız, hem de temiz enerji üreteceğiz. Bunun için çok mutluyuz. Efendim şu an birinci faz tamamlandı. Ne kadarlık bir üretim yapılıyor ve tamamlandığında kaç milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak? Şu an birinci faz tamamlandı. 700 bin adet panel montajı yapıldı. Diğerlerinin altyapısı devam ediyor. Bittiğinde 3,5 milyon panel montajı yapılmış olacak. Hedefimiz 2022 yılı Aralık ayında tamamını bitirip ülkemize 1000 megawattlık bir enerji sisteme vermek. Bittiğinde 2 milyon 400 bin hanenin enerjisini karşılayacak bu tesis. Evet. Tabii az önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez de ifade etti. Özellikle enerjide dışa bağımlılığın azaltılması konusunda nasıl bir öneme sahip efendim bu proje? Ya şöyle, tabii şöyle mesela, bir kere panellerimiz Türkiye'de küçük ölçekli işletmeler burada sırf panel montajı yapıyordu. Bizim Ankara'da kurduğumuz fabrika ham maddeden panele kadar olan 4 fabrikayı bir arada ürünü sıfırdan panel noktasına kadar getiriyor. Bunun ithal ikamesi ortadan kaldırıyor. Fabrikadaki yerlilik pay %80 olduğu için ve buradaki enerji üretiminin dışa bağımlılığını azalttığı için ikisinin toplam ülkemize yıllık faydası 400 milyon dolar döviz çıkışını engelleyecek ithal ikamesi sağlamış olacağız. Evet, tabii çevreye de faydalı bir proje. Çevreye çok faydalı bir proje. Bu alan biliyorsunuz daha önce göldü. İklim şartlarından dolayı burası çölleşti, kurudu. Yani tarım yapılamaz hale geldi. Hayvancılık yapılamıyordu. Çok güzel bir alanda artık ülkemize enerji üretecek, temiz enerji üretecek bir santrali kuruyoruz. Bu ayrı bir değerlendirilmesi gereken bir konu. Efendim, yenilenebilir enerji kaynakları alanında Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye, Avrupa ve dünya ile karşılaştırıldığında hangi konumda? Şu an Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarında bölümlere göre 7 ile 13. sırada değişiyor. Yani güneş, rüzgar, jeotermal olarak. Bundan 6 sene önce Türkiye'de güneş enerjisi üretimi 40 megawatt idi. Hükümetimizin aldığı yeni tedbirlerle şu an 7000 megawattı geçmiş durumda. İnşallah gelecek sene 8000 küsur megawatt olacak. Hani bu büyümeyi görüyor musunuz? 40 megawatttan 8 megawatta çıkıyoruz. Çok büyük bir ilerleme. Bu çevre içinde, iklim içinde ve dışa bağımlılıkları azaltmak için çok önemli bir konu.
Evet, tabii birinci fazı tamamlandı ama uzaydan görülen bir proje, az önce siz de ifade gördük, ettiniz. Haritadan biz bakıyoruz, görüyoruz. Haritadan görünüyor burası. Ben gelirken helikopterle de gezdik. Şimdi balonla da inceliyorlar. Gerçekten devasa bir alan. Arabayla gezmek zor. Proje tamamlandığında Avrupa'da ve dünyada kaçıncı sırada olacak efendim? Tamamlandığında Avrupa'da birinci olacak. Dünyada ilk beşten biri olacağız. Büyüklük açısından. Tek bir alanda kurulu santral olarak Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın beşincisi. SCADA merkez binasının da temelini attınız bugün. Bugün SCADA binasının temelini attık. SCADA binasının özelliği şu, buranın otomasyon olarak işletilmesini sağlayacak. Bu nedir? Daha fazla güneşten faydalanmak. Panellerimiz işte güneşin doğuşundan batışına kadar onu takip ediyor. Maksimum verimi nasıl alacağız? Daha fazla enerjiyi nasıl üretiriz? Burada rüzgar ölçümü, nem ölçümü, güneş ölçümü, bunları yapacak. Bir araştırma enstitüsü gibi bir merkez olacak. Tabi burada araştırmacılar olacak. Burası akademisyenlere, öğrencilere, bu işle ilgilenen profesyonellere açık bir araştırma merkezi gibi görev yapacak. Sırf otomasyon merkezi değil, araştırma merkezi olacak. Bugün temelini attık, onu da seneye atacağız inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemal Kalyoncu ile birlikte Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir hedefleri doğrultusunda çok önemli bir yere sahip olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin değerlendirdik. SCADA Merkez binasının da temeli atıldı. Sözü şimdi size bırakalım.